Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trabzon milletvekilimiz Muhammed Balta Beyefendi'yi ben kürsüye arz ediyorum efendim. Saygıdeğer bakanım, çok değerli milletvekili arkadaşım, değerli il başkanımız, büyükşehir belediye başkanım, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli ilçe başkanı, belediye başkanları, değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tarihi bir günün 16 Nisan'ın öncesinde Beşiktaş'ı ilçemizde siz değerli hemşehrilerimizle beraberiz. 16 Nisan gerçekten tarihi bir gün. Nedenine gelince muhalefet, Sayın Bakanımız bu konuyla alakalı geniş açıklama yapacak ama muhalefet partisinin, ana muhalefet partisinin genel başkanının ve temsilcilerinin sürekli açıklamalar yaptığı, AK Parti ne istedi de bu parlamenter sistemde yapamadı diye ben bir iki şeye özellikle açıklayıp, yaşadıklarımızı açıklayıp buradan huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. AK Parti 14 Ağustos 2001'de kuruldu ama kurulduğu günden itibaren bu vesayet anlayışının temsilcileri hemen dava açtılar. Bunlardan geçtik. Sabit Kanadoğlu diye birisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız milletvekili olamamıştı. 2007'de AK Parti yüksek oyla ikinci kez tek başına iktidar oldu. Ama aradan kısa bir süre geçtikten sonra Mart ayında tek başına iktidar partisine kapatma davası açıldı. Abdurrahman Yalçınkaya ismini hatırlamazsınız şimdi. Ben çok iyi hatırlıyorum. İl başkanıydı. O zamanlarda baktığımız zaman yanımıza kimse gelmiyordu. Korkuyordular. Ve bizlere de şunu söylüyordular. Siz tek başına iktidar partisinin il başkanısınız ama her an cezaevine gidebilirsiniz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte o dönem görev yapmış arkadaşlarımızdan bir tanesi de burada milletvekilidir. Sayın Adnan Günler. Arkadaşlarımızla birlikte genetlendik ve şunu söyledik. Demokrasi uğruna milletin bize yetki verdi, görev verdi, Türkiye'yi yönet dedi. Bu uğurda kim ne yaparsa yapsın, bunun sonunda cezaevi de varsa biz cezaevine gitmeye de razıyız. Bu milletin bizlere emanet ettiği bu yetkiyi, milli iradenin temsilcileri olarak bu yetkiyi bu alçaklara bırakmayız. Namusumuz gibi koruruz. Bedeli neyse bunun bedelini biz öderiz diye arkadaşlarımızla beraber olduk. Her akşam il binasında konuşurduk. Her akşam ilçe teşkilatlarımıza moral vermeye çalışırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. İl başkanlarını toplardı, milletvekillerini toplardı, bizlere moral vermeye çalışırdı. O zamanlar demokrasiyi savunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri il başkanlığı dahil bizlere geçmiş olsun bile söylememiştiler. Neydi AK Parti'nin suçu? Tek başına iktidar partisinin laikliğe aykırı işler yapmak ve odağı olmaktan dava açılmıştı. 30 Temmuz'da 4 kişi il başkanlığında kapatma davasını izledik. 4 tane arkadaşımız vardı. Herkes korkuyordu o şeyde. Korku salmışlar memlekete. Ama Allah'a şükürler olsun 6'ya 5 AK Parti kapatılmamıştı ve hizmetlere devam ettik. Son dönemlere bakıyoruz. Ben diğer konularda konuşmayacağım ama AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ülkenin geleceğiyle alakalı bir düşüncesi vardı. Bu ülkede sürekli istikrarı oluşturabilmek için bu sistemi değiştirmek lazımdı. İkisi bir araya geldi. Genel başkanlar bir araya geldi. Başbakanımız da Sayın Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Bir anayasa taslağı hazırladılar. Peki ana muhalefet partisinin genel başkanı ve yöneticileri ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. Alternatifleri var mıydı bu ülkenin geleceğiyle alakalı? Alternatifleri yoktu. Ne yaptılar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz gece sabahlara kadar bu anayasa taslağını milletin önüne, gerçek sahibine bırakmak için, sandığı onların önüne getirmek için biz orada çalıştık. Onlar ne yaptılar? Biz bu millete güvenmeyiz. Biz bu milletin sandığı
milletin önüne getirmeyiz diye engellemek için her türlü ahlaksızlığı yaptılar. Evet, milletin kürsüsünü işgal ettiler. Orada insanlara saldırdılar. Milletvekillerine saldırdılar ama başaramadılar. Gece gündüz demeden biz bu millete güveniyoruz dedik. Gece gündüz demeden bu 18 maddelik anayasa taslağını milletin huzuruna getirdik. Şimdi biz ne yapacağız? Söz sizde, karar da sizde. Beşiktaşlı hemşehrilerimiz. AK Parti'nin neler yaptığını sizler hep beraber gördünüz. Bundan sonra şu anda bunların yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP parlamentoda vardiyalı şekilde bu işi engellemek için çalıştı. Şimdi de beraber çalışıyorlar. Şimdi de beraber bu anayasa taslağına hayır diyorlar. Başka kimler diyor? PKK diyor. Başka? FETÖ diyor. Başka? YHKBC diyor. Başka? PYD diyor. Başka? Avrupa diyor. Peki bunlar bizleri çok mu seviyor? Önce hayır diyecekler, sonra ayıracaklar. Hayrın heysini kaldırıp bu ülkeyi ayırmaya çalışacaklar. Sizler, bizler, bu memleketin evlatları, vatanını, milletini, bayrağını sevenler, evet, vatanımızda birliğimiz için, kardeşliğimiz için, beraberliğimiz için evet diyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine bu ülkede istiklalimiz için, istikbalimiz için, ekonomide istikrar için, siyasette istikrar için hep beraber 16 Nisan'da hep beraber evet diyeceğiz ve hep birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve sürekli olacak diyorum. Hepinize en derin saygılarımı, selamlarımı arz ediyor, emekli günler diliyorum.